Herkese merhaba. Güzel bir üstel denklem sorusu çözeceğiz bu videoda. Çözüm için azalan fonksiyondan girip fi'den yani altın orandan çıkacağız. Ne ilgisi var demeyin, hep beraber görelim. Evet, sorumuz şöyle. 4 üzeri x artı 10 üzeri x eşittir 25 üzeri x ise x nedir? Yani bu denklemin çözüm kümesi isteniyor bizden kısaca. Evet, hemen zaman kaybetmeden çözüme geçiyorum. Şöyle sorumu küçülttüm diğer sayfayı açarak. Arkadaşlar, şimdi burada yapmam gereken şu. Öncelikle üslerin hepsinin aynı olduğunu görüyorum ve tabanların hangisinin tabanı en büyük burada? Sondaki yani şu sağdaki ifade 25. Ben her tarafı 25 üzeri x'e bölüyorum arkadaşlar. 25 üzeri x. Bunu da 25 üzeri x'e bölelim. 25 üzeri x'e böldük her tarafa. Evet. Şimdi burada bir özellik kullanacağım. Üslü ifadelerin özelliği. Eğer a üzeri x bölü b üzeri x gibi bir ifade varsa ben bunu a bölü b üzeri x şeklinde yazabilirim. Güzel. Tamam, şimdi o zaman şunu 4 bölü 25 üzeri x yazalım. Artı ikincisi 10 bölü 25 üzeri x olacak. Eşittir. 25 üzeri x bölü 25 üzeri x eşittir 1 olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Şimdi burada fonksiyonları kullanacağız arkadaşlar. Burada gördüğün yani her iki tarafı arkadaşlar farklı fonksiyonlar şeklinde ifade edebiliriz. Yani sol tarafı bir fonksiyon, sağ tarafı da bir fonksiyon şeklinde ifade edebiliriz. Yalnız sol tarafta da gördüğünüz gibi iki farklı ifade var. Onları ilk önce şöyle inceleyelim. Birincisi arkadaşlar, bu bir üstel fonksiyon. Şu görmüş olduğunuz birinci 4 bölü 25 üzeri x. Bu 4 bölü 25 birden küçük olduğu için bu azalan bir fonksiyon olduğunu biliyoruz. İkincisi de 10 bölü 25 de aynı şekilde birden küçük olduğu için bu da azalan bir fonksiyon. Aradaki işaret de artı olduğu için arkadaşlar karşımda iki azalan fonksiyonun toplamı var. Yani ben buna bir fx diyeyim. Burada arkadaşlar fx azalan bir fonksiyon. Fx azalan bir fonksiyon. Şuraya yazalım. Fx azalan bir fonksiyon. Evet. Daha sonra sol tarafa da farklı bir fonksiyon verelim. Mesela gx diyelim buraya da. Bu da sabit bir fonksiyon gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar burada şunu görmemiz gerekiyor. Şöyle değişik bir renkli devam edebiliriz. Arkadaşlar bir azalan fonksiyonum var. Şu şekilde diyebiliriz. Bir de sabit bir fonksiyonum var. Ben buna fx diyeceğim. Bir de sabit bir fonksiyonumuz var. Şöyle 1, y eşittir 1, gx eşittir 1 diyebiliriz. Gx diyelim. Gördüğünüz gibi bu iki fonksiyonun sadece bir kesişim noktası oluyor. Bu da bu denklemin sadece bir çözümünün olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Ben bu bir çözümü bulmaya çalışacağım. Bakın fonksiyonlardan da yararlanarak denklemlerimizi çözebiliyoruz arkadaşlar. Peki daha sonra neyi kullanacağım? Hemen sarı kalemimi alayım yine. Arkadaşlar şurada bir sadeleştirme yaparsak 10 bölü 25'i sadeleştirirsek arkadaşlar şuraya yazalım. 4 bölü 25 üzeri x artı 5 ile sadeleştirirsek 2 bölü 5 olduğunu görürüz bunun. 2 bölü 5 üzeri x eşittir 1 olur. Şimdi 2 bölü 5 ile 4 bölü 25'in bir bağlantısı var. Yani 4 bölü 25 2 bölü 5'in karesi. O zaman şunu 2 bölü 5'in karesi üzeri x artı 2 bölü 5 üzeri x eşittir 1 şeklinde yazdım. Burada bir özellik daha kullanacağım. Onu da buraya yazayım. Üssün üssü yani a üzeri x üzeri y gibi bir ifade varsa ben bunları a üzeri x çarpı y şeklinde yazabilirim. Çarpmanın değişme özelliğinden a üzeri y çarpı x olur. Bunu da aynı şekilde ifadenin başına dönecek olursak bu özelliği kullanarak a üzeri y üzeri x şeklinde yazabilirim. Yani aslında yaptığım şu, sadece şuradaki x ve y'nin değiştiğini göstermek. X ve y'nin değiştiğini gösteriyoruz burada. Yani arkadaşlar ifadem şuna dönüşecek. 2 bölü 5 üzeri x bunun karesi. Şu 2 ile x'in yerini değiştirdim. Artı 2 bölü 5 üzeri x eşittir 1 gibi bir denklem elde ettik. Güzel. Şimdi
Yeni bir sayfa açalım. Oradan devam edelim arkadaşlar. İfadem bir daha yazalım. Şuraya neye dönüştü? 2 bölü 5 karesi x üzeri x kareye dönüştü. Özür dilerim. X'in karesi artı 2 bölü 5 üzeri x eşittir 1. Şimdi burada değişken değiştirelim. Şöyle nereye yazabiliriz? Şuraya yazalım isterseniz. Şuraya yazalım, evet. Burada ben 2 bölü 5 üzeri x'e y diyeyim. Burada y'nin de sıfırdan büyük olduğunu görebilirim. Neden? Bir üstel fonksiyon hiçbir zaman negatif olamaz, sıfır da olamaz. O zaman y büyüktür, sıfır olmak zorunda. Bunu göz önünde alarak çıkan sonuçlarımı bununla karşılaştıracağım. Negatif değer varsa veya sıfır varsa bunları alacağım. O zaman bu durumda burası y kare olacak. Artı burası y olacak. Eşittir bir denklemini elde ettim. Bir karşı tarafa alalım. Y kare artı y eksi 1 eşittir 0. Gördüğünüz gibi ikinci dereceden bir denklem elde ettik arkadaşlar. Tamam. Burada diskriminant kullanayım ben. Diskriminant burada b kare eksi 4 tercih eden 5 olduğunu görürüz. Ve köklerimizin de y1 eşittir. Yani birinci köküm eksi 1 yani eksi b eksi 1 eksi kök delta bölü 2a'dan eksi 1 eksi kök 5 bölü 2 olduğunu görürüz. Bunun sıfırdan küçük olduğunu görürüz arkadaşlar. Negatif sayı negatif sayı bölü pozitif negatif olacak. Yani birinci kök yani birinci değerin kök değil arkadaşlar. İkinci y değerimize bakalım. Y2 eşittir. Eksi 1 artı kök 5 bölü 2 arkadaşlar. Bu bir sıfırdan büyük olduğu için asıl değerim bu olacak arkadaşlar. Yani y'nin değeri bu olmak zorunda. Şimdi bazı şeyleri hatırlamakta fayda var. Demek ki kökümüz bu. Şöyle hatırlatma olarak şunu yazalım. Altın oran dediğimiz ifade neydi arkadaşlar? 1 artı kök 5 bölü 2 idi. Ve biz bunu fi ile gösteriyorduk. Şimdi arkadaşlar, peki eksi 1 artı kök 5 bölü 2 ne oluyor? Bunun çarpmaya göre tersi oluyor arkadaşlar. Yani şöyle 1 bölü fi eşittir. Eksi 1 artı kök 5 bölü 2 olmuş oluyor. Yani şöyle fi üzeri eksi 1 yazabiliriz. Fi üzeri eksi 1 eşittir. Bizim arkadaşlar neyimizmiş? Y'mizmiş aslında. Evet, y değerimizmiş. Tamam, y diye niye demiştim ben? Hemen şuradan devam edelim isterseniz. Şuradan devam edelim. 202 bölü 5 üzeri x eşittir y idi. Yani bu neye eşit arkadaşlar? Fi'ye eşit. 2 bölü 5 üzeri x eşittir. Fi değil. Fi üzeri eksi 1. Fi üzeri şöyle eksi 1 güzel yazalım. Onu silelim. Şöyle. Evet. Tamam. Yanlış aldık. Fi üzeri eksi 1. Arkadaşlar. Buradan her iki tarafın logaritmasını alırsak x eşittir logaritma 2 bölü 5 tabanında fi üzeri eksi 1 bulunur arkadaşlar. Demek ki x değerimiz burada x eşittir logaritma bu eksi 1'i de başa alırsam eksi logaritma olacaktır. Eksi logaritma 2 bölü 5 tabanında fi olarak bulunur arkadaşlar. Şöyle birazcık daha güzel yazalım. Evet. Sonucum buymuş demek ki arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sadece bir çözümüm var. Bunu da neyi kullandık? Azalan fonksiyonları kullandık. İkinci derece denklemleri kullandık. İkinci derece denklemlerden de köklerden bir tanesi fi'nin çarpımına göre tersi çıktı. Çözümüm de buna eşitmiş arkadaşlar. Evet, umarım siz de beğenmişsinizdir. Daha sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.